Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Mutlu ettiniz. Sizi böyle görmek bir yazar olarak bizleri mutlu ediyor. Malumunuz Türkiye önemli bir alandan, sahadan geçiyor, bir dönemden geçiyor. O yüzden kahraman askerlerimize buradan bir an önce zafer müjdesiyle dönmeleri için Allah'tan duacıyız. İnşallah burunları bile kanamadan memleketlerine, ailelerine, sevdiklerine geri dönmüş olurlar. Oradaki güvenliği tesis etmiş oluruz. Bu barışı biz kendi elimizle gerçekleştirmiş oluruz bütün dünyaya rağmen. O yüzden herkesin çok dua etmesi, birlik beraberlik içinde olması gerektiği günlerdeyiz. Bu çok anlamlı, çok önemli. Herkes duasını eksik etmesin çünkü duaya çok ihtiyacımız var. Mümkün olduğu kadar kitap fuarlarına iştirak etmeye çalışıyoruz. Vakit fukarasıyız ama dizi çekiminden dolayı onu dışarıda dolaştırırız, üzülmemiş olur. Çok vaktimizi alıyor dizi çekimi. İyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Yara saran bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. O yüzden çok emekli. Haftanın 4-5 günü mutlaka çalışmak icap ediyor. Mesaisi olmayan bir iş. Sizin 2 dakika, 3 dakika izlediğiniz sahneler aşağı yukarı 3-4 saat sürebiliyor çekim gereği. Hiç yani bir kamera olsa çekimi izleseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Canlı, sesli çekim yapıyoruz. O yüzden sabahın 7'sinde başlıyoruz. Akşamın 12'sine, 1'ine kadar sürdüğü oluyor. Ama ben yazarlığımı oyunculuktan daha da önemsediğim için belli zamanlarda bana belli izinler veriyorlar sağ olsunlar. Ben de böyle kitap fuarlarına gelebiliyorum. Çünkü edebiyatı önemsiyoruz. Günümüzde dün olduğu gibi günümüzde de edebiyat gerçekten çok önem arz ediyor. Gittikçe daha da önem arz ediyor. Şimdi eskiden savaşlar, orduların başka ülkelerin başka ülkelere girmesi neticesi işgal edilerek gerçekleşirdi. Ama şimdi dünyada savaş başka başka alanlarda cereyan ediyor. Bunların en önemlilerinden biri görsel sanatlar. Yani sinema ve dizi sektörü, bütün dünya için geçerli bu. En önemli ikinci kolu da edebiyat. Yani kitap üzerinden ciddi savaşlar sürüyor. Hedef kitledeki toplumu ve orada yaşayan insanları değiştirip dönüştürmek için kitap silah gibi de kullanılıyor günümüzde. Özellikle gittiğim fuarlarda buna dikkat çekmek istiyorum ki çünkü bu yakinen takip ettiğimiz ve ciddi sıkıntı duyduğumuz bir süreç. Küresel güçler çeviri kitaplarla ki bunların pek yazarları da yok. 3-5 kişinin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş kitaplar ama bir yazar ismi adı altında piyasaya sürülüyor. Daha ziyade ergen yaştaki gençlerimiz hedefleniyor bu kitaplarla. O toplumdaki yapıyı nasıl bozarız, aile yapısına nasıl zarar veririz, o ülkenin kodlarıyla nasıl oynarız diye uzun uzun düşünüp onun üzerine kurgulanmış kitapları edebiyat eseri diye sunuyorlar yayın evleri aracılığıyla. Bazı yayın evleri bu işlere ticari baktığı için buradan para kazanmak amaçlı bunu çok önemsemiyor. Ve küresel güçler büyük reklam kampanyalarıyla bu kitapları önemli kitaplarmış gibi sunuyorlar. Fakat bu kitapları alıp okuduğunuzda her sayfasını çevirdiğinizde küçük el bombaları patlamaya başlıyor zihninizde. Genelde ergen yaştaki gençler hedef alındığı için hormonal faaliyetler üzerine, vampir hikayeleri üzerine, aile yapısını dejenere edecek ahlaki yapımızı, kadim değerlerimizi, kodlarımızı bozmak üzerine kurgulanmış kitaplar. Ve fuarlarda şahit oluyoruz. O yazar gibi gösterilen kimliklerin önünde çok uzun kuyruklar oluşuyor. Bir bakıyoruz 16, 18, 15 yaş grupları.
Tabii aileleri peşlerine düştüğünde soruyorlar, neredesin kızım? Anne, kitap fuarındayım. Aa, evladım kitap fuarında, ama hangi kitabın önünde durduğu çok önemli. Aileler diyor ki işte kitap fuarına gitmiş kızım, ama okuduğu kitap okunacak kitaplar değil. Çok ustaca planlanmış, zekice kurgulanmış. Türk aile yapısını, toplum yapısını bozmaya yönelik kitaplar. O yüzden edebiyat önemli, evet, ama ne okuduğumuz ondan daha önemli. Kimi okuduğumuz daha önemli. İyi yazarları, kaliteli yazarları tabii ki konumuz dışında tutuyorum. Ama bu tip kitaplar konusunda da duyarlı ve dikkatli olmamız gerekiyor. Reklam kampanyalarıyla büyütülen her kitap önemli kitap değildir. Ciddi bütçeler ayrılarak her yerde karşımıza çıkartılan kitaplar bize değer katacak kitaplar değildir. Sadece bir yazar olarak bunun uyarısını bir vazife olarak gördüğüm için yapıyorum. Oysa ki edebiyatın bizim kendi değerlerimizi, yani yaşadığımız coğrafyadan beslenen yazarların, o coğrafyanın, ki biz Anadolu'nun evlatlarıyız, o coğrafyanın kadim değerlerini, kültür yapısını, dini hassasiyetlerini ve bütün folklorik özelliklerini biliyor, onu benimsemiş olup onun üzerine evrensel bir okuma geliştirdiği takdirde evsaflı ve güzel eserleri üretebilir. Ben bunu şöyle formülize ediyorum. Bizim yapmamız gereken işler topluma yara açan değil, yara saran kitaplar üretmek zorundayız. Çünkü yıllarca malumunuz ülkemizde yanlış politikalar ve yanlış kültür faaliyetleri sebebiyle pek çok yara açıldı. Bunu siyaset yapmak amaçlı konuşmuyorum. Çünkü mümkün olduğu kadar siyasetin üstünden bakmaya çalışan bir adamım. Ama yıllarca bu ülkede Batı'nın değerleri köpürtüldüğü için, Batılı olduğumuz takdirde aydın ve modern olacağımıza şartlandırıldığımız için, Batı'nın parametrelerine sahip olup kendi hayatımıza endekslediğimiz takdirde kaliteli insanlar olacağımıza şartlandırıldığımız için kendi kültür kodlarımızdan kopartıldık. Görsel sanatlar için de böyle gerçekleşti, edebiyat için de böyle gerçekleşti. Daha ziyade bizi var eden değerler, değerler manzumeleri aşağılandı bu ülkede. İşte Türk sinemasına baktığınız zaman yıllarca izlediğimiz, hatta oyuncularına değer yüklediğimiz sinema filmlerinde bir imam karakterinin her zaman üçkağıtçı ve şarlatan gibi olduğunu gördük. Başroldeki kadının açık, süslü, hoş bir hanım ama evin hizmetçisinin başörtülü olduğunu gördük. Bunlar küçük küçük parametreler, yerleştirilmiş görüntülerdi. Bazen komik hale düşürmek ve itibarsızlaştırmak için bazı isimleri bazı karakterlere yükledik. Mesela Vecihi Hürkuş dediğiniz Türkiye'nin ilk savaş pilotu filminde ben onun kayınpederini canlandırmıştım. Çok önemli bir şahsiyettir. Türk silah sanayini ilk kurmaya çalışan adamlardan biridir. İlk uçağı gerçekleştiren ve havalandıran kişidir. Bir askerdir, önemli bir kahramandır. Ama biz Şener Şen'in filmi üzerinden Vecihi Hürkuş'u hiçbir şey beceremez, beceriksiz, komik bir adam, itibarsız bir adam gibi seyrettik. Aslını, astarını bilmediğimiz için Vecihi Hürkuş dendiğinde o komik Şener Şen geldi. Evin üstünden uçan, sevgilisine kur yapan ama yere çakılan, hiç de başarılı olmamış bir pilot figürü bize işlendi. Neden? Bu filmi yapanlar Vecihi Hürkuş'un kim olduğunu bilmiyorlar mıydı? Eğer Müslümansanız belli isimler sizin için kutsiyet arz eder. Bizim kutsal aylarımız vardır, Recep, Şaban, Ramazan gibi. Ama biz bir kült karakter oluşturup ona gülerek, onun şaklabanlıklarına gülerek ve o filmleri izleyerek bir nesli eğlendirdik. Ama bizim için önemli olan Şaban ismini inek lafıyla yan yana kullandık yıllarca. Neden
başka bir isim değildi de, İnek Deniz değildi de, İnek Şaban'dı o. Yani rastlantılı şeyler değildi. Kurgulanmış şeylerdi, planlı şeylerdi. Alt satırları okumamız gerekiyor. Yıllarca bu ülkede İngiliz şövalyelerinin kim olduğunu bilir olduk. Yani Arslan Yürekli Richard dediğiniz zaman üç aşağı beş yukarı bilmeyen olmaz. Hollywood'daki çevrilmiş filmlerinden öğreniriz, dizi sektöründen öğreniriz. Fransızların üç şövalyesini biliriz, D'Artagnan'ları. Çünkü izlemişizdir, önemli kahramanlar gibi bize gösterilmiştir. Amerika'nın olmayan, üretilmiş kült karakterlerini, yani işte Süpermen, uçan adam, yani galaksiler arası uçabilen bir adam karakterine inandırılmışızdır. Ve Amerika'yı o uçan karakterle endeksleyerek zihni altyapımıza yerleştirmişizdir. Bunların hepsi algı yönetimiyle alakalıydı. Yani bu söylediğim çok önemli değerli dostlar. Küresel güçler, sömürü düzen kurucuları, yani emperyalist güçler bir ülkenin halkını değiştirmek ve dönüştürmek istiyorlarsa kendi kültürlerini getirip boca etmiyorlar önce. İlk yaptıkları şey o toplumun evlatlarına şunu empoze ediyorlar. Siz kültürsüzsünüz. Sizin başarılı bir maziniz yok. Siz değerli değilsiniz. Buna inandırılmış karakterler bir süre sonra kendi kutsallarını kaybettikleri için, kendi değer yargılarından koptukları için, kendi parametrelerinden uzaklaştıkları için kendine getirilip dayayan ve boca edilen kültürün kuklası haline dönüşüyor. Yıllarca yapılan buydu. Arslan Yürekli Richard bir İngiliz kült kahramanı, çok önemli, ama Abdülhamit Han Kızıl Sultan. Kurtuluş Savaşı'nı başlatan o günün şartlarına rağmen Mustafa Kemal'e bir tarihçiye göre kolundaki altın saati çıkarıp veren, bir tarihçiye göre bir kese altını Mustafa Kemal'e verip git Anadolu'da Kurtuluş Savaşı'nı başlat diyen Vahdettin, İngilizlerin satılık adamı olarak gösterildi. Şimdi burada bir sakatlık var. Ulus devlet oluşturmak adına cumhuriyeti bir milat gibi kabul edenler, ki cumhuriyet düşmanı değilim, hepimiz cumhuriyetin evlatlarıyız, cumhuriyet hepimizin övüncü, ama siz cumhuriyeti bir milat gibi kabul eder, bir sınır çizgisi gibi kabul eder, öncesini yok sayarsanız, o zaman Ulu Çınar'ın köklerini kurutursunuz. Kökleri kurumuş bir çınarın yapraklarının yeşermesi, dal budak vermesi mümkün olmaz. Çünkü mazisini kaybetmiş, mazisinden utanan, mazisini kötü gören bir nesil, kendi mazisine tutunamayan köksüz bir dal gibi başka kültürlere özenir. Türkiye'de yaşanan buydu. Bunun aksini hiç kimse iddia edemez. Anladık ki, Türk toplumu da gördük ki, böyle müreffeh bir medeniyet oluşturmak mümkün değil. Kendi köklerini kaybetmiş bir şahıs piç olarak kabul edilebilir, soyunu sopunu bilmiyorsa, kendi mazisinden nefret eden ve kendi tarihinden utanır hale gelen bir toplum piç bir toplum haline gelir ve asla üretemez. O yüzden uluslararası sahada uzun yıllar akademik seviyede üniversiteler yeni fikirler üretemediler. Bütün dünyada Türk sineması diye bir sinemadan bahsedemiyoruz bugün. 3-5 örneği kenara ayırırsak.
Eğer kendi tarihinize küfrediyorsanız, Türkler 1 milyon Ermeni'yi kesti diyorsanız, Batı size Nobel veriyor. Ama bunun aksini iddia eder, yazarsanız, ki benim Kaneviçe romanım Ermeni tehcirini anlatır, o zaman sizi görmüyorlar. Görülüp ya da görülmeme mevzusu değil aslında. Hak ve adalet kavramlarından beslenerek üretim yapmak mevzusu. İşte Türk toplumu gördü ki böyle yürümez, böyle gitmesi mümkün değil. O zaman biz kendi tarihimizi yeniden keşfedeceğiz, kendi kültürümüzü yeniden okuyacağız, kendi değerlerimizi yeniden öğreneceğiz, eksiğiyle fazlasıyla utanmadan, sıkılmadan, dışlamadan, reddetmeden doğru yanlış tespitleri yaparak kendi yapılanmamızı tekrar var edeceğiz. Esas mücadele bu. Televizyonda iki diziden bahsediyoruz. Bunlardan biri Diriliş, diğeri Abdülhamit dizisi. Başka diziden bahsedemiyoruz mesela. 3-5 örneğin dışında kendi tarihimizi ve kodlarımızı anlatan. Bir dizi film yapıyorsunuz. Payitaht Abdülhamit'ten bahsediyorum. Ermeni cemaatinin ileri gelenleri baskı uyguluyorlar. Yahudi cemaatinin. Yahudileri kötü gösteriyorsunuz. Derhal bu diziyi yayından kaldırın. Yoksa üzülürsünüz tehditleri alıyoruz. Oysa ki biz dizide Yahudileri kötü göstermiyoruz. Siyonizmi kötü gösteriyoruz. Kötü olduğu için. Aynı anda Amerika'da Yahudi sermayesinin desteklediği Wall Street Journal ve Washington Post gibi önemli gazetelerin köşe yazarları Abdülhamit dizisinin ne kadar tehlikeli bir dizi olduğuna dair yazı yazmaya başlıyorlar. Avrupa Birliği'nin raportörleri bir araya geliyorlar. Avrupa Birliği'ne rapor sunuyorlar ve diyorlar ki Türkiye'ye baskı uygulansın, Payitaht Abdülhamit dizisi yayından kaldırılsın. Çünkü çok şovenist, çok dışlayıcı bir dizi, tehlikeli bir dizi. Aynı anda bir siyasi parti diziyle alakalı meclis önergesi veriyor Türkiye'de. Aynı anda belli mihrakların köşe yazarları Türkiye'de dizinin ne kadar tehlikeli olduğuna dair kalem oynatmaya başlıyorlar. Türkiye'de yüzlerce dizi yapılıyor. Popüler kültüre uygun pek çok dizi var. Bu dizilerin pek çoğunda yetişkin 18 yaşında bir genç kız babasının yanına gelip babacığım bu akşam eve gelmeyeceğim, erkek arkadaşımla kalacağım, geceyi onunla geçireceğim diyor. Ve babası tabii ki kızım istediğin gibi yapabilirsin diyor dizide. Herhalde o yetişkin kızla yetişkin erkek arkadaşı gece bir araya geldiklerinde birbirlerinin fallarına bakmayacaklar. Ama bu normal gibi gösteriliyor. Yine bir dizide adam bizim Türk kültüründe sokak ayakkabısıyla yatak odasına girilip yatağın üzerine yatan var mı? Ama dizide ayakkabılarıyla yatak odasına girip yatağın üstüne yatmış insan figürü görüyoruz. Bazı senaristler çay servislerine bile engel oluyorlar yapımcılar. Hayır, çay görmeyeceğiz bu sahnede. Kahve, Amerikan kahvesi göreceğiz diyorlar. Senaryo öyle yazılıyor. Dünya kadar dizi var böyle abuk subuk sayabileceğim. Sürekli o dizinin kahramanının üstünü çıkarıp vücut kaslarını gösterdiği çıplak görüntüsüyle baş kahraman kızın sürekli yakınlaştıkları sahnelerin bolca olduğu hormonal bir faaliyet dizisi ya da içinde eşcinsellerin olduğu ve o eşcinsel karakterlerin mutlaka modacı, sevimli, komik şahsiyetler olarak sunulduğu pek çok dizi var. Ama kimse bundan rahatsız değil. Bütün dünya Payitaht Abdülhamit dizisinden rahatsız. Ha, o zaman anlıyoruz ki çok doğru bir iş yapıyoruz. İşte dizi sektöründe bahsettiğim bu yapılanma
edebiyat sahasında da yapmaya çalıştığım bir şey benim. Benim gibi yazarların. Yani tarihimizi yeniden gençlerimize anlatabileceğimiz, bugünle harmanladığımız, ufuk açıcı, ön yargılı olmayan, tek taraflı bakmayan, mukayeseli, analitik zekayı geliştirecek, doğru parametrelerden yaklaştığımız edebi eserleri piyasaya sunmak, yapmaya çalıştığımız da bu. Dizide yapmaya çalıştığım, Tahsin Paşa üzerinden göstermeye çalıştığım ne ise, romancı olarak da yazmaya çalıştığımda yapmak istediğim aynı şey aslında. Ben bir ceza avukatıyım. 28 yıl hukuk eğitimi aldığım için ceza avukatı olarak çalıştım. Ama her şey para kazanmaktan ibaret değil. Bilgi sahibiyseniz, öyle ya da böyle bir kültür sahibiyseniz, o zaman bildiklerinizi nesle aktarmanız gerekiyor diyerek avukatlığı bir kenara bırakıp edebiyata ve aktörlüğe devam etmeye çalışan biriyim, 57 yaşında bir adam olarak. Bir anlamda da şunu gösteriyorum. Ben bu yaşta yapabiliyorsam, gençler çok daha önceden başlayıp çok daha çabuk bu işlerde yol alabilirler. Çünkü yıllarca bu ülkede aileler çocuklarının doktor, mühendis, avukat olmasını istedi. Oldular da. Ama kültür erozyonuna tabi tutulan pek çok avukat, pek çok doktor, pek çok mühendis kendi tarihine, kendi milletine düşman olarak yetişti. Oysa ki bizim yeni sinemacılara, yeni oyunculara, yeni senaristlere, yeni yönetmenlere acilen ihtiyacımız var. Görsel sanatlar nükleer silahlardan daha etkilidir. Bir toplumu sinema ve dizi sektörüyle yerle bir edebileceğiniz gibi tekrar ihya da edebilirsiniz. Bu kadar güçlü bir alan. Para da kazanılıyor. Eğer siz bu alanı boş bırakırsanız, sizin gibi düşünmeyen, değer yargıları sizin gibi olmayan insanlar bu alanda at koşturacağı için ortaya çıkan eser dedikleri, seyirlik dedikleri şeylerden de şikayet etmemeniz lazım. Çünkü bizim sinemacılarımızın, bizim senaristlerimizin, bizim oyuncularımızın devreye girmesi lazım. Biz derken neyi kastediyorum? Bu coğrafyadan beslenen, bu coğrafyanın değer yargılarını tanıyan, bu coğrafyanın tarihi kodlarıyla dertli olmayan, 600 yıllık bir Osmanlı İmparatorluğunu, öncesi Selçuklu'yu, hatta 1400 yıllık tarihi bir süreci yok sayarak hiçbir şey üretmeniz mümkün değil. İşte bu kadim tarihle beslenen, bunun üzerinden evrensel bir okuma geliştirmiş, kabiliyeti olan gençlerin önü açılarak yeni yapılanmalara ihtiyacımız var. Türkiye hududunda güvenli bir bölge oluşturmak için son derece haklı, uluslararası hukuka da uygun bir hareket başlattığı an, ki olmazsa olmazıydı, olması gereken bir şeydi. Çünkü orada var edilmeye çalışan ordu yarın Türkiye'ye saldırmak üzere planlanıyordu. Avrupa Birliği anında harekete geçti. Türkiye yanlış yapıyor. Amerika'nın cumhuriyetçileri, demokratları bağırmaya başladılar. Türkiye çok tehlikeli bir iş yapıyor. İran oradan bağırmaya başladı. Türkiye çok yanlış bir iş yapıyor. Dün Abdülhamit'e oynanan oyunlar neyse, bugün Tayyip Erdoğan'a da oynanan oyunlar aynıdır. Eğer tarihi doğru okur isek, tarihi doğru bilir isek, tarih şuurunu objektif bir bakış açısıyla hazmetmiş isek, bugün oynanan oyunların ne olduğunu anlayabiliriz ve geleceğimizi ona göre dizayn edebiliriz. Eğer tarihi doğru okumuyorsak, dün oynanan oyunların
ne olduğunu bilmiyorsak, bugünü idrak etmemiz, neyin neden yapıldığını anlamamız ve yarını evlatlarımız için dizayn etmemiz mümkün olmaz. O yüzden kitap önemlidir. Tarih mutlaka okunarak öğrenilecek bir şeydir. Seyredilecek bir şey değildir. Yaptığımız diziler sadece kışkırtmak içindir. Yani tarih dizilerden asla öğrenilmez. Seyredilir, heyecanlanırsın ama okuman gerekir. Seni meraklandırıp okumaya yönlendirmelidir. Amacı budur. O yüzden okumamız gerekiyor. Son olarak şunu söyleyeyim. Yapılmış bütün deneylerde, insan üzerinde, nerede olur? Sohbetin bitmeden kalkmayın, sıraya gireceksiniz biliyorum ama konuşmacı için hoş olmuyor bu. Ben bütün kitaplarınızı imzalayıp öyle gideceğim buradan, o yüzden rahat olun. Dünyada yapılan bütün denekler üzerinde, insanoğlunun beyin faaliyetlerinin kapasitesinin ölçülmesiyle alakalı tek bir eylem var. İnsanoğlunun gerçekleştirdiği takdirde zihninin çalışma kapasitesini arttıran. Hiçbir faaliyet onun kadar etkili değil. İnsanoğlu beyninin bir kısmını kullanıyor diyoruz ya, aslında tamamını kullanıyor ama tam olarak harekete geçiremiyor. Bir tek okuma eylemi insanın beyin kapasitesini arttırıyor. O yüzden bütün kainatın sahibi, hepimizin sahibi, bütün dünyanın, galaksilerin, yeryüzünün, alemin sahibi, yaratıcı Allah. Bunu bildiği için bize ilk seslenmesini oku diye yapıyor. Bizi yaratan bizim kodlarımızı çok iyi bildiği için ne yaparsak zihni faaliyetimizin açılacağını bildiği için meleği vasıtasıyla bize ilk emri oku olarak gönderiyor. O yüzden okuma eylemi önemli, sihirli, büyülü bir faaliyettir. Seyretmek öyle değil. Uzun soluklu seyretmekler kişiyi aptallaştırır. Atalete sürükler. Televizyonun karşısından kalkmayan, monitörünün başından kalkmayan, bilgisayarının başından sürekli kalkmayan birinin zihni faaliyetlerinin yenilenmesi mümkün değildir. İzleyeceğiz, oynayacağız, araştıracağız ama mutlaka, olmazsa olmaz, en az yarım saatimizi bir gün içinde kitap okumaya ayıracağız. Vakit yok, işim çok, çalışıyorum, yorgun geliyorum, çocuklar elime ayağıma dolanıyor, adam eve geldiğinde yemek bekliyor falan filan. 24 saatinizi düşünün, sabah kalktığınızdan itibaren gece yatağa girinceye kadar yarım saatlik bir alanı oluşturup oluşturamayacağınızı düşünün. 24 saat içinde. İnanın var. Sürekli yapılan okuma hepimizin beyin kapasitesini geliştirip daha değerli, daha anlamlı insanlar olmamızı sağlıyor. İki kitap olmazsa olmazıdır işin. Sarrafların ayar taşları vardır. Kadınlar bileziklerini, yüsüklerini sarrafa götürdüklerinde sarraf taşa sürter. Bu 24 ayar, bu 14 ayar der. Karşılığını para olarak verir. Hanımefendiler bilir. Bir insanın ayar taşı nedir? İnanıyorum diyen bir insanın
iki ayar taşı olur. Bunlardan biri Kur'an-ı Kerim'dir. Diğeri nebevi sünnet metodu dediğimiz peygamberimizin sünneti seniyesidir. İki ayar taşı. Biri bize bir şey yap ya da biri bize bir şey yapma dediğinde yapılacak ya da yapılmayacak eylemin ne olduğunu anlayabilmemiz için ayar taşlarına ihtiyacımız var. Söylenen Kur'an'a uygun mu? Söylenen peygamberimizin sünneti seniyesine uygun mu? Eğer bir insan ayar taşlarını kaybederse o zaman zifiri karanlıkta kalır. İnanıyorsanız söylediğim şey geçerli. Yapılmaya çalışan en büyük tehlikeli süreç bizi Kur'an ve sünnetten koparma faaliyetleridir günümüzde. Mutlaka Türkçe idrak ederek, akletmek için, anlamak için ve hayatımıza endeksleyebilmek için Türkçe meal Kur'an okumak zorundayız. İlk önce. Ve sonra onun peygamberi olan peygamberimizin sosyal hayatı, beşer münasebetleri, sosyolojik, psikolojik açılımları, o dönemin Mekke'si, Medine'si, dünyası, ticareti, babalığı, kocalığı, devlet adamlığı, torun, tombalak, neyse bütün eylemler bazında o şahsiyeti tanıyarak bir okuma gerçekleştirmeden yapacağınız hiçbir okumanın temeli de olmaz. Soruyorlar, hocam kişisel gelişim kitapları okuduğumda kişisel gelişimim tamamlanır mı? Kişisel gelişimimi nasıl tamamlayayım? Ahmet'e göre, Ayşe'ye göre, Fatma'ya göre yazılmış kişisel gelişim kitapları bir kişiyi geliştirir mi Allah aşkına? 25 yaşında bir hanımefendi kişisel gelişim kitabı yazmış. Erkeklerle olan deneyimlerini anlatıyor. Okuduğunuzda kişisel gelişiminizi sağlarsınız. Yok ya, senin süfli hayatını örnek alarak kişisel gelişimimi tamamlayacağım. Kişisel gelişimini tamamlamak isteyen biri Kur'an-ı Kerim okumak zorundadır. Çünkü o insanlık tarihidir. Çünkü o bize pek çok örnek sunar. Gülün yaprakları gibidir. Katman katman açılır. Büyülü bir kitaptır. Zamansızdır. Dönemsizdir. Adem'den son kıyamet gününe kadar yeni gelişmelere, teknik gelişmelere açık muhteviyasında toplayan sihirli bir kitaptır. Gelişmek isteyen onu okuyacak. Okuma eylemini bu iki kitap üzerine tamamlayanlar, evet, Türk klasiklerini, şark klasiklerini, garp klasiklerini, yeni yazarları, romanları, hikayeleri, şiirleri tabii ki hayatından eksik etmeyecekler. Ama ayar taşlarımızı kaybetmememiz duasıyla hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrılmayın, bir selfie çekeceğim. Salon şimdi doldu. Buradan çok güzel görünüyorsunuz. Bugün bizim TRT Genel Müdürü beni aradı. Bahadır Bey, biz Kırıkkale'de, üniversitede biz bir ziyaret yapacağız. Öğrencilerle söyleşi yapılacak, mutlak sizin olmanız gerekiyor dedi TRT Genel Müdürümüz. Bülent Bey de katılacak, benim katılmamı da istediler. Ben dedim ki ben Aksaray'a gideceğim, onlara söz verdim. Oyuncu yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, Aksaray Belediyesi kitap günlerinde. Sayın Yenişehirlioğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten yoğun bir katılımla sevenlerinizle buluştunuz, söyleşi gerçekleştirdiniz.
Aksaray Belediyesi Kitap Günleri ile ilgili neler söylemek ister? Kitap fuarlarını önemsiyorum. Aksaray da bunu severek yapıyor. Onu da yakından gözlüyoruz. Giderek katılım açısından, düzenleme açısından da her geçen gün daha çok ivme kazanıyor. Aksaraylıları tebrik etmemiz lazım burada. Çünkü gösterdikleri, yazarlara gösterdikleri ve ilgi, alaka çok sevindirici. Çünkü vatandaş kendi halkı o bölgenin bu fuarlara iştirak etmezse, katılmazsa istediğiniz kadar organize yapın. Hiçbir kıymeti yok. Ama bu Aksaraylıların kitaba, edebiyata, yazarlara gösterdiği değeri de ortaya çıkarıyor. Bir yazar olarak bundan gurur duymamak mümkün değil. Ben biraz erken geldim. Programdan önce imzaya başladım. Bir buçuk saattir imza yapıyorum. Sonra söyleşimizi gerçekleştirdik. Şimdi imza yapacağız. O yüzden Aksaray'da olmaktan çok mutluyum. Devamını diliyorum. Çünkü bu tip kitap fuarları ne kadar çok tekrarlanırsa o kadar yerleşiyor. Bir de katılıma baktığımız zaman genci, yaşlısı, hanımefendiler, beyefendiler, çocuklar, bu da çok sevindirici. O yüzden belediyeyi kutlamak lazım. Bu organizasyonların taşın altına elini koyanlar kimlerse hepine, başta belediye başkanımız ve ekibi olmak üzere, hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz sizi burada görmekten çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim.